Karşıda üçgeni görüyor musunuz? Tam şu iki ana kayadan bağımsız. Boşluk sesi veriyor. Altı da besleme yapılmış. Şurayı bir açalım bakalım. Evet, darmadağın ettim onu. Açalım mı? Son kapağımızı açalım mı arkadaşlar? Arkadaşlar, içeride ben bir şey gördüm. Bakın yeşil bir şey görünüyor. Şuraya bir tane ağaç kökü düştü. Bakın hafif sarı, onun hemen arkasında yeşil bir şey görünüyor. Gördünüz mü? Merhaba arkadaşlar, ben Defineci Yener. Videoya başlamadan önce ne yapıyoruz? Like atmayı unutmuyoruz. Arkadaşlar, şöyle dik bir yerden çıktım. Tutuna tutuna zor geldim. Burada çantamı, alan tarafımı kurdum. Şimdi bakın şurada bir ana kaya var. Şöyle uzun bir yer. Buradan en tepe, en zirve noktadayım sayılırım şu anda. Buradan alan taramayla bir bakacağım. Sinyal beni nereye çekecek? Alan tarama beni nereye çekecek? Ona göre hareket edeceğim. Çok uzatmadan hemen videoya başlayalım. Hazır mısınız? Alan tarama Tom Hunter. Açıyoruz. Altın, gümüş, mezar. Genel modda arama yapıyorum. Arkadaşlar bakın şimdi alan taramayla niye burada başladım? Karşıda üçgeni görüyor musunuz? Üçgeni gördünüz. O yüzden burada alan taramayla ilk başladım. Ve çok yakınımda bir sinyal aldım. Şimdi alan taramayı şuradan şöyle... Bakın burada çubuklar tam şurada kapattı arkadaşlar. Bu boşlukta arada. İki kayanın arası burası. Tek alan tarama çubuğunu çıkardım. Sağ elimdekiyle tekle bakınca tekrar tepki veriyor. Bakın şimdi. Tam burada kapatıyor. Alan taramanın sol elimde tuttuğumu kablosunu çıkartıyorum arkadaşlar. Boşa alıyorum. Tekiyle bakıyorum şimdi. Bakın. Görünüyordur umarım. Burada kuvvetli bir sinyal var. Evet. Görüntüleme cihazıyla da hemen bakayım. Çok fazla vakit kaybetmeden işimize devam edelim. Konrad GR3 Plus
Bağlantı diyoruz. Cihazımız açık, bağlandı. Canlı tarama. Pinpoint modu. Tam burada kalibrasyon yapıyorum arkadaşlar. Sıfırladık cihazı. Evet arkadaşlar, gördünüz değil mi? Cihazdaki kuvvetli sinyali gördünüz. Tam şu karşıda çok kuvvetli bir sinyal verdi. Boşlukta algıladı. Diğer taraflarda zayıf sinyal. Oraya yaklaşınca sinyal son derece kuvvetlendi. Şimdi oraya bir çalışma yapalım. Bir şey var mı yok mu? Hep beraber görelim. Operasyon başlasın. Taşlar görüntüye engel oluyor mu arkadaşlar? Evet, o yüzden tripodun boyunu uzatalım madem. Tamam, bunlar sağlam. Tripoda da çarpmaz. Biz de buradan işimize devam edelim bakalım.
Bakın arkadaşlar. Açmam gereken yer burası. Tripodu nasıl yapalım? Oradan uzak kaldı. Tam buradan içeri doğru bir boşluk açıldı. Yukarıdan üzerime akmasın diye önce buraları bir açayım. Ondan sonra da devam ederiz artık. Toprak bizi ne tarafa yönlendirirse oraya doğru devam ederiz arkadaşlar. Bir boşluk açıldı oradan arkadaşlar. Şimdi göstereceğim size, bekleyin. Gördünüz mü? İçeri doğru gidiyor. Kamerayı biraz daha şöyle alalım. Şimdi. Öyle bir yapalım ki kamerayı. Kazarken de. Devrilmesin.
Tamam, kamerayı buraya güzelce sabitledim herhalde. Düşmez çalışma yaparken. Bir sefer böyle dar bir alanda kazı yapıyorum. Kamera bir kafama düştü. Bir yere düştü. Boş duru görüyorsunuz mu arkadaşlar? Arkadaşlar ağaç köklerini görüyorsunuz değil mi? Yine bu videonun altına da derler. Kendi koymuş kendi çıkartıyor diye. Bakın arkadaşlar benim buraya koymam için en az üstünden 5 sene geçmesi lazım. Bazı köklerin kalınlığını görüyorsunuz herhalde. Aha. Bakın arkadaşlar kapağa geldik galiba. Gördünüz mü? Yukarıyı biraz daha boşaltmam lazım.
Kapak bu arkadaşlar. Bakın. Kamerayı az yukarı mı kaldırmam lazım? Dur bakalım. Levyenin ucu görünüyor. Tamam. Aynen. Şu arada kapak var. Muhteşem define kasası kapağı biraz sonra tamamen meydana çıkacak. Hiç merak etmeyin. Kapağı çarpınca çapa boşluk sesi veriyor. Güp güp ses geliyor arkadan. Bakın sağlı sollu iki ana kayadan bağımsız ortadaki. Görüyorsunuz mu? Tam şu iki ana kayadan bağımsız. Boşluk sesi veriyor. Altı da besleme yapılmış. Şurayı bir açalım bakalım. Görüntü iyi sanırım. Öyle. Az daha çevirelim kamerayı. Kapağı açayım mı arkadaşlar? İster misiniz? Evet geliyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Açıl susam açıl. İnat ediyor.
Kapak ne yapılır arkadaşlar? Kırılır. Evet, darmadağın ettim onu. Açılmadı. Nasıl olacak? Şunu da çekelim. Vay anasını. Horasan mı kapamışlar alta? Yapmayın be. Bu kadar zor yapmayın kasaları. Oh, belim ağrıdı. Aha, işte bu. Evet sayın seyirciler, kara göründü. Oh. Hoppa, gel. Gel. Görünüyor mu? Ne dedim size, kapağı alınca altından açılacak diye. Ama şu an içeride bir şey görünmüyor. Bakalım şöyle. Neyse. Şu alttaki üstü mü açmam lazım acaba önce? Şu altı bir yoklayayım önce. Şurası. Bakın şu kayanın şu kısmı şöyle oyulmuş gibi duruyor. Muhtemelen şuraya açacağım. Şu şekilde. Oh. Yalnız 2 dakika soluk alayım. Şöyle. Siz biraz seyredin. Bakın bakalım içeride bir şey görünüyor mu? Çok istedim arkadaşlar. Su içeyim. Arkadaşlar, gördünüz mü? Alan tarama tam şu arada şuralarda bir yerde kapattı. Tekli çalıştırdım. Tekli de gene bu noktalarda döndü. Görüntüleme cihazı buradan sinyal algıladı. Çünkü boşluk böyle alttan boşluk aldığı için üste kapak koymuşlar ya. Kapağın alt kısmından aralıklardan sinyal çıkan sinyali bütün cihazlarım o şekilde algıladı diye düşünüyorum. Çünkü onun üzeri baktığımız zaman şu anda kaya kapalı gibi duruyor. Biraz daha açalım, daha da net belli olacak. Şimdi burası özellikle oyulup da içine malzeme koyup kapatılmış olabilir.
Veya burası doğal bir hayvan yuva için boşaltmıştır, burayı açmıştır kayanın altına doğru. Zamanında işte Rum, eşkıya, Ermeni neyse artık buraya bir malzeme saklayan kişi burayı görmüştür, içerisini boşaltmıştır, temizlemiştir, malzemesini koyup üzerini kapatıp gitmiştir arkadaşlar. Yani genelde kasaları illaki o anda açmaları gerekmiyor. Yani doğal kayalardaki boşluklara da kasa yapabiliyorlar. Doğal gördüklerimi kartal yuvası düşün. İşte veya bir hayvan oraya oyarak diyelim kayaya bir kendine bir boşluk açmış yuva için. Öyle bir yere de kasa olarak malzemelerini, değerli eşyalarını koyup önünü horasanla kapatıp gidebilirlerdi. Yani zamanında o şekilde de yapılan kasalar var. Ama tabii özellikle kayanın içi oyulup da yapılan kasalar da var. Burası sanki daha önceden kendinden açıkmış da sonradan kapatmışlar gibi geliyor. Belki ufak bir delik gördü, içeri doğru boşluk gidiyordu, ağzını genişletti, kasa olarak kullandı. Gerçi daha bir şey çıkarmadık. Bir açalım bakalım ne var ne yok. Ondan sonra kasa mı değil mi emin oluruz. Ama ben tabii cihazlarıma güveniyorum. O yüzden bu kadar net konuşuyorum arkadaşlar. Aha. Bakın şu aradaki taş, bu taş ayrı bir parça, buraya koyma. Şimdi onu levye ile çıkarmaya çalışalım. Şu kenarında biraz yapışıklık var herhalde. Orası ayrılırsa levyeyle çektireceğim onu. Şimdi balyozla vursam parçalanır, aşağı düşer. İçeride de kırılabilecek bir pozisyonda bir emanet bir şey varsa zarar görebilir. O yüzden bunu aşağı düşürttürmemeye çalışacağım. Evet. Ayrıldı. Hadi bakalım. Açalım mı? Son kapağımızı açalım mı arkadaşlar? Gel bakalım. Gel. Gel gel. Aha. Arkadaşlar, içeride ben bir şey gördüm. Şimdi bir saniye. Oy 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 oy, bir şeyler görünüyor içeride. Hemen size ışık ayarlayayım diğer telefonla. Lan ışık kapandı.
Şimdi. Arkadaşlar. Bakın yeşil bir şey görünüyor. Şuraya bir tane ağaç kökü düştü. Bakın hafif sarı. Onun hemen arkasında yeşil bir şey görünüyor. Gördünüz mü? Hop. Evet. Doğru görmüşüm. Doğru görmüşüm arkadaşlar. Şimdi ışık tutayım, daha net çıkacak. Hoppa. Şunları şuradan aldıralım şöyle. Vay be. Gördünüz mü? Nasıl bir yere? Bakın. Yeşil gördünüz mü arkadaşlar? Oraya elim uzanır mı? Acaba? Nasıl yapsak? Şöyle yapalım. Levyeyle birazcık çektirelim bakalım. Yavaş cana zarar vermeden. Oo, takılar, taklavatlar. Bak 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 bak. Geldi. Bir tanesi. Vay, bilezik mi? Lan kökler yapışmış. Şuna bakın. Vay vay vay. Oo, çok iyi arkadaşlar. Evet, bunu buraya koyalım. Yerleri de geliyor şimdi. Hiç merak etmeyin. Hiç merak etmeyin sayın seyirciler. Kırmızı bir taş parlıyor üzerinde. Gel bakalım. Vay, bu ne böyle? Oh oh oh. Nasıl bir şey bu böyle? Arkadaşlar çok güzel süslemeleri var. Bunu da buraya koyalım. Bir tane daha var. Hop. İşte burada. Başka var mı bakalım? Hadi hadi. Bir şeyler daha çıksa. He? Başka bir şey de görünmüyor sanki. Ne yapalım? Bir pointer tutalım mı arkadaşlar? Başka bir şey şu an görünmüyor. Yok arkadaşlar, başka bir şey yok. Şimdi bunlara bakalım. Sonra plastik demesinler. Güzel. Bu pointer'ın sesi çok zevkli arkadaşlar. Şimdi şurayı bir açalım. Güzel bir sergileyelim değil mi? Gel bakalım. Gel bakalım. Sıradan şöyle güzel bir bilezik. Bunlar ne acaba ya? Küpe gibi ama bu kadar büyük küpe olur mu arkadaşlar? Şunlara bakar mısınız? Çok eski yalnız ha. Medeniyet işi gibi şey. Şunlara bakın. Kırmızı, yeşil, kırmızı. Of! Nasıl parlıyor? Şunlara bakın. Vay 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 vay. Aha! Bir tane burada var kocaman. Yeşil yakut muydu arkadaşlar? Bakın. Şurada bir tane daha var. Çok büyük. Diğerlerinden çok büyük arkadaşlar. Vay be. Of 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 of. Bunun büyük olanı daha güzelmiş. Aha. Şunlara bak ya. Bunlar küpe değildir arkadaşlar. Değişik bir şey ya. Bunların ne amaçla kullanmışlar acaba? Bakar mısınız? Çok güzel. Değişik. Şuraya bakın.
Vay be. Evet arkadaşlar. Güzel bir çalışma. Güzel bir define kazısı oldu. Hem zevkli hem de kolay oldu arkadaşlar. Çok da zor değildi. Bakın çıkardığım yeri görüyorsunuz mu? Şimdi arkadaşlar bakın şu etrafı oymuşlar, genişletmişler. Benim tahminimce burası daha önceden böyle ufak bir aralık vardı belki de. İşte yılan, ne bileyim bir kertenkele buraya belki kendine bir delik açtı, yuva açtı. Onu fark edince adamlar şu kısmını oydular güzelce ne? Görüyorsunuz mu? Şimdi mezar olma ihtimali yok çünkü sol taraf ana kaya bakın. Ana kaya devam ediyor, sağ taraf ana kaya devam ediyor. Mezar olma ihtimali yok. Burası sadece bir saklama. Banka kasası gibi düşünün. Burayı bu şekilde yapmışlar. Üzerini doldurmuşlar. İki kayanın arası. Muhtemelen de orada tam üçgen vardı arkadaşlar. Üçgen bunu söylüyordu. Şuraya baktım son nokta işareti var mı diye ama göremedim arkadaşlar. Benim göremeyip de sizin gözünüze çarpan bir şey varsa yorumlarda yazarsınız. Evet arkadaşlar. Yavaş yavaş sonlandıralım. Güzel bir çalışma oldu. Şöyle ışıkla beraber biraz daha yakın çekeyim. Bakar mısınız? Çok iyi ya. Üzerinde taşlar parıl parıl parlıyor. Kamerada ne kadar belli bilemem ama. Şunlara bakın ya. Evet. Şimdi bilezik olduğu için bunları da takı olarak düşünüyorum. Ama ne olabilir? Yani emin olamadım, anlayamadım. İlk defa görüyorum. Evet. Arkadaşlar, bir sonraki define macerasında görüşmek üzere. Videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.